Sevgili izleyiciler, aile hekimlerinin sorunlarını konuştuğumuz programımıza devam ediyoruz. Konuğumuz Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Başkanı Sayın Doktor Murat Girginer. Programımızın birinci bölümde aile hekimlerinin iş yükü, nöbetler, statü sorunu, vatandaşın aile hekiminden aldığı sağlık hizmetinde aile hekimlerin dışındaki nedenlerle yaşanan sıkıntıları konuştuk. Aile hekimlerinin özlük haklarında yaşadıkları sorunlarla devam ediyoruz. Şimdi biraz önce dediniz ki aldığımız 4-5 bin lira gibi bir ücret var. Bu elimize geçen ücret ama birçok konuda harcamaları bizim karşılamamız bekleniyor. Diğer hekimlerin %50'sini Sağlık Bakanlığı Mesleki Sorumluluk Sigortası'nın ödemesine rağmen bizimkini ödemiyor. Evet. Bazen kamu bazen özel olarak değerlendiriyoruz. Bizim de bu anlamda sıkıntımız var dediniz. Özlük haklarınızla ilgili ücretlendirme modellerinde olma ihtimali olan başka sorunlar var mı? Var tabii ki. En son şunu ifade edeyim. Muhtemelen aile hekimi arkadaşlarım şunu da söylediği seslendiler, ben de hissediyorum. Cari yardımlarımız aslında 2010'da yarı yarıya azaltıldı. Bu bahsetmiş olduğum aile sağlığı merkezinin işletilmesiyle ilgili olan yardımlar. Kalite puanları, sınıflandırma kriterleri getirildi. ABCD olarak zor şartlar ortaya konuldu. Ve bazı fiziki şartlardan ötürü aile hekimliği merkezlerine sınıflandırma dışı kalanlar oldu. Ve dolayısıyla bunların cari yardımları yarı yarıya azaldı. Bu bir aslında hizmet sunumunda bir defekte yol açan bir gerileme. Onun dışında bizim ücretlerimiz ödeme yönetmeliğiyle çıkartıldı ve şu anda ödeme yönetmeliğinin tekrar değiştirilme ihtimali var. Bizim en büyük kaygımız, şunu net bir şekilde söyleyeyim, 2010'da azalan hasta katsayıları, ki ödeme modelinde hasta katsayıları baz alınır bizde. Yani şu şekilde ifade edeyim, size kayıtlı olan hasta sayısı üzerinden yaş gruplarına göre belli katsayılar çarpımıyla bir hak ediş alırsınız. O hastanın size defalarca her gün gelmesi ya da farklı bir yönde hiç gelmemesi sizin aldığınız hak edişle ilgili bir sorun yaratmıyor. Dolayısıyla biz her zaman hastamızı kapımız açık bir şekilde bekliyoruz. Orada bir problem yok. Ama şunu net bir şekilde söyleyeyim, son 5 yıl içinde belki de hak edişleri azaltılan tek meslek örgütüyüz aile hekimleri olarak. Hani söylenenin aksine çok yüksek maaş almıyoruz, tersine kayıplar oluyor. Şimdi önümüzde büyük bir tehlike var. Ödeme yönetmeliğinde katsayıların tekrar azaltılması ve aile hekimlerine yapılacak ödemelerin hizmet başı, yani poliklinik başına döndürülmesiyle ilgili bir yöntem kulaklarımıza geliyor. Bu sistemin tamamen demotive edilmesi ve bazı aile hekimlerinin özellikle emekli yakın aile hekimlerinin sistemden ayrılmasıyla eşdeğer. Ki bu bizim ülke hedefimiz olan 2023'te 40 bin aile hekimine ulaşmamızı engelleyecek bir sorun olarak önümüze çıkacak. Hizmet başı ödeme modelini istemiyorsunuz değil mi? İstemiyoruz kesinlikle. Evet. Bizler şu anda olduğu gibi hastalarımızı katsayılar üzerinden ve hatta koruyucu sağlık hizmetlerinde geliştirmiş olduğumuz, onların sağlığına yapmış olduğumuz katkılar ve komplikasyonun geliştirmesiyle ilgili bazı kriterlerle ilgili, mesela diyabette hemoglobin A1 seviyesini 6.5'a çekmek ya da işte 7.1'in altına çekmekle ilgili, ki komplikasyonu engelleyen şeyler bunlar. Bunları aslında ekstra, bunu yapan hekime ekstra bir pozitif performans adı altında ödeme yapılmasını istiyoruz. Aslında bu sözünü ettiğiniz örnek herhalde bu sistemin en baş tacı olması gereken uygulama. Hastalıktan evet. Para kazanmak değil, sağlıktan para kesinlikle kazanmak. Kesinlikle katılıyorum size. Evet, bu, bu bizim önümüzdeki en büyük tehlike ve eğer gerçekten böyle bir uygulama gidecekse ciddi şekilde aile hekimliğinden hem halkın motivasyonu, hem hekimlerin motivasyonu düşecek. Bağlı olarak halkın memnuniyeti düşecek. Çünkü birçok aile hekimliği yapmamaya başlayacak. Bu bizim ülkemiz için çok büyük bir sorun aslında. Buraya çok dikkatinizi çekmek istiyorum. Çok kritik bir karar bu. Bunu alacak, bu kararı alacaklar herhalde tarih içinde gelişmelere göre yargılanacaklar diye tahmin ediyorum. Evet, çünkü sistem bir noktaya getirildi dediğiniz gibi kalitesini yüceltmek varken çalışma şartlarını bozmak ve bu sizi hastayla daha fazla karşı karşıya getirecek, işi sevimsizleştirecek gibi görünüyor. Kesinlikle. Buradan şimdi siz önemli bir çalışma yaptınız. Türkiye'nin gündeminde Doktor Ersin Arslan'ın öldürülmesinin ardından çok somut hale gelen sağlık çalışanlarına yönelik şiddetle ilgili aile hekimlerinin özel bir durumu var mı? Çünkü hasta sizinle çok sık karşı karşıya geliyor. Aile hekimlerine yönelik şiddetin diğer sağlık çalışanlarına yönelik şiddetten bir farkı var mı? Bunu öğrenmek istiyorum. Bir de siz federasyon olarak bu anlamda neler planladınız? Hangi adımların atılmasını istiyorsunuz? Çok
Önemli bir soru. Çok teşekkür ederim. Çünkü hakikaten birinci basamaktaki aile hekimleri kolay ulaşılabilen, halkın, vatandaşımızın kolayca ulaşabildikleri hekimler, her sorununu konuşabildikleri hekimler, belki ikinci, üçüncü basamakta bahsedemedikleri sorunları da konuştukları, sıkıntılarını paylaştıkları hekimler. Dolayısıyla bizlere olan başvurularda bazen uygun olmayan, yasal olmayan isteklerle geliyor hastalar. Bizler bu talepleri karşılayamıyoruz çünkü belli bir mevzuat içinde çalışıyoruz. Ve uymamız gereken kurallar var ve bizim bir sözleşmemiz var. Bu sözleşmenin iptaliyle ilgili ailemizi etkileyen, çocuğumuzu etkileyen belki maddi kayıplara uğrayacağız. İş gücümüzü, işimizi kaybedeceğiz. Dolayısıyla bu kurallara uymak durumundayız. Her hekim bunu uymak durumunda. Ama bu gelen istekleri biz karşılamadığımız müddetçe karşı taraf bize karşı sesini yükseltiyor, baskı uyguluyor ve sözel şiddete başvuruyor. Özellikle bizim yapmış olduğumuz bir araştırmada hekimlerin daha çok sözel şiddete maruz kaldığı, özellikle birinci basamakta sözel şiddete maruz kaldığımız kesin. Ve sözel şiddet ne yazık ki yine yaptığımız anket çalışmasında bildirilmiyor. %60.8 oranında bildirilmiyor. Yani buna maruz kalan hekimler bir şekilde bunu bildirmiyorlar. Bu bizim için çok önemli bir şey. Çünkü kırık cam teorisinde olduğu gibi küçük bu basit suçların, bu fizikselden öte sözel şiddetin ceza ve karşılığını bulamaması karşıdaki bu şiddeti uygulayan kişilerin cesaretlenmesine sebep oluyor. Ve belki de işte biraz önce bahsetmiş olduğunuz gibi Ersin Arslan kardeşimizin katlinde olduğu gibi fiziksel şiddete dönüşüyor. Bizler diyoruz ki halkımız sorumluluğunu ve sınırlarını bilsin. Bizim yapamayacağımız şeyleri bizden talep etmesinler. Eğer biz yapamayacağımızı söylüyorsak gerçekten yapamayacağımız içindir. Bütün samimiyetimizle bunu ifade ediyoruz ama ne yazık ki bunun karşısında bizler aile hekimleri olarak sözel şiddete çok maruz kalıyoruz. Şimdi diğer sektörlerle kıyaslandığında sağlık alanının 16 kez daha fazla şiddete maruz kaldığı ifade ediliyor. Türk Tabipleri Birliği'nin çalışması da bunları gösterir durumda. Türk Tabipler Birliği Başkanı'nı da sık sık konuk alıyoruz, Özdemir Aktan'ı. Şimdi sözlü şiddet kayda geçmiyor. Psikolojik şiddet var, fiziksel şiddet var. Genel anlamda yasal yaptırımdan hep söz ediliyor. Şimdi Ersin Arslan yasası diye Türk Tabipleri Birliği'nin bir iki maddelik bir yasa önerisi oldu. Bunu dikkate aldığınızda bir güvenlik güçlerinin olayı algılaması, hakimlerin olaya bakış açısı, bu anlamda da sıkıntı var mı? Mesela Türk Tabipleri Birliği'nin istediği bir konu var. Bir gün gözetim altında, göz altında tutulmasını istiyor bu saldırganın. Hı-hı. Ceza ile. Çünkü bir hayatında bir izi olması gerektiğini düşünüyor. Ama birçok kişi serbest bırakıyor. Bir önceki Sağlık Bakanı Recep Aktağ da hatta hakimlerden bu konuda talepte bulunduğunu hatırlıyorum. Mutlaka tutulmaları konusunda. Sizin bu konudaki öneriniz nedir? Evet, federasyonun aslında bununla ilgili yapmış olduğu bir çalışma var. Türkiye Büyük Millet Meclisi Sağlık Çalışanı Şiddet Araştırma Komisyonu'na bu raporumuzu, anketimizi, nedenlerini, çözüm önerilerimizi sunduk. Yasal düzenlemeler de var bunun içinde. Tabii ki TTB'nin istemiş olduğu düzenleme makul bir düzenleme. Ama bunun ötesinde bazı düzenlemeler daha yapılması gerekiyor. Örneğin CMK100'de yer alan bir maddede sanık, tanık ya da mağdur üzerinde baskı oluşturacak şüphesi oluşursa tutuklu yargılanabilir diye bir madde var. Yani mağdura bir baskı oluşacaksa, bir tehdit unsuru oluşacaksa ve bunun şüphesi varsa sanık tutuklu yargılanır diye bir şüphe var. Ama hiçbir sağlık çalışanına sözel ya da fiziki şiddette hiçbir sanık tutuklu yargılanmıyor. Bizim talebimiz Sayın Recep Aktağ'ın bahsetmiş olduğu gibi hakimlerden bu konudaki bu maddedeki şüpheyi doğru değerlendirip tutuklu olarak yargılamaları. Ve CMK 86'da yine bir madde var. Orada da basit yaralanmalarda, basit tedavi görülecek yaralanmalarda bir yıldan başlar, bir yıla kadar diye söyleniyor. Ama kamu çalışanı olduğumuz için biz sonuçta bir kamu hizmeti sunuyoruz. %50 oranında artırılabilir. Ve yine CMK 86'ya göre ve Türk Ceza Kanunu'na göre bir yılın üzerindeki suçlar tutuklu yargılanır diye bir madde var. Dolayısıyla bunun
hem CMK 86'ın hem de CMK 100'ün doğru değerlendirmesi gerektiğini, sağlık çalışanlarının şiddet anlamında hakim ve savcılardan talep ediyoruz. Aynı zamanda CMK 86'ya özel bir madde daha eklenmesi talebimiz var. Görevi başındaki kamu çalışanına, ki bu sadece hekimler değil, bütün sağlık çalışanları, öğretmenler için de, polisler için de, herkes için bunun konulması gerek. Görevi başındaki kamu çalışanına tehdit veya yaralamanın da tutuklama kapsamına alınması ile ilgili özel bir madde eklenmesi talebimiz var. Evet. Ama en güzeli sağlık için, sağlıkta şiddet yasasının taraflarca hasta hakları dernekleri, hekimler, bakanlık, Adalet Bakanlığı bir araya gelerek özel bir çalışmayla sağlıkta şiddet yasasını olgunlaştırmaları gerektiğini, acilen olgunlaştırmaları gerektiğini düşünüyoruz. Dün 17 Nisan'da Ersin Arslan kardeşimizin öldürülüşünün üzerinden bir sene geçti ve hala bir düzenleme yok ki bütün meslek örgütleri, TTB olsun, Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu olsun, hem komisyonlara hem de siyasilere hem bakanlıklara bununla ilgili raporlarını ilettiler. Ama hala gelinen noktada atılmış bir adım olmaması bizi gerçekten çok üzüyor. Evet, Sağlık Bakanlığı da bu konuyu destekliyor görünüyor. Ben şöyle bir olay hatırlıyorum. Bir 112 ambulansının çalışanını 18 kere arayıp taciz eden ve her seferinde saldırıda bulunan bir saldırganın gözaltına alınmadığı ile ilgili bir haber hatırlıyorum örneğin İzmir'de. Umarım bunların önüne geçilir. Telefon attığımızda bir izleyicimiz var. Muhtar Özsoy yayınımızda. Hoş geldiniz Muhtar Bey. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Sevgili başkanımıza özverili çalışmalardan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Hekim misiniz Muhtar Bey? Takip ediyoruz. Muhtar Bey hekim misiniz? Aile hekimi misiniz? Aile hekimiyim. Bursa'da aile hekimiyim. Evet, aradığınız için teşekkür ediyoruz. Sorunuzu rica ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Başkanımıza ben şunu soracaktım. Bu bizim yaptığımız uygulamalarla ilgili aşı olsun, gebe takibi, bebek takibi olsun, yaptığımız eksik bir işlemde gerek performans kesintisi, gerek ceza puanı gibi çeşitli yaptırımlarla karşı karşıyayız. Biz defalarca vatandaşa ulaşmaya çalıştığımız halde, evlerine gidip işte adreslerine gidip ya da telefonla ulaşmaya çalıştığımız halde gelmeyen ya da duyarsız olan vatandaşlarımız var. Bunlara karşı herhangi bir yaptırım olacak mı? Bununla ilgili bir çalışmaları var mı? Sayın Başkanımıza bunu sormak istiyorum. Çok teşekkür ediyoruz. İlginç bir noktaya dikkat çektiniz. Sağ olun aradığınız için. Ben şimdi teşekkür ederim. İyi çalışmalar. Doktor Murat Girginer yanıtlayacak. Evet, ilginç. Siz eksik bir şey yaptığınız zaman hemen sistem size karşılığını bir şekilde ödetiyor. Evet. Ama vatandaş, siz kapısına gidiyorsunuz, ziyaret ediyorsunuz. Düzenli kontrole gelmiyor. Belki bebeğinin aşısını yaptırmıyor. Türkiye'de sağlık sistemi bu tip bir uygulamaya müsait mi? Ne yazık ki müsait. Şu anda bunun üzerinden ilerliyoruz ve çok teşekkür ederim Muhtar Bey'e hatırlattığı için. Çünkü gerçekten çok önemli sorunlarımız var ve saatlerce konuşabiliriz. Aslında hasta haklarında ya da yapılan düzenlemelerde sadece bize karşı, hekimlere karşı hastaların da sorumlu olması gerektiğini düşünüyoruz. Bu nasıl olacak? Şu anda tek taraflı bir hekim sorumluluğu içindeyiz. Özellikle aile hekimlerinin hiçbir meslek grubunda olmayan bir şey, aile hekimlerinin başına gelen bir şey bu. Hem ceza puanları, bu ceza puanları ehliyet ceza puanlarına çok benzer. 100 ceza puanını bir sözleşme döneminde doldurursanız eğer bir aile hekim olarak sözleşmeniz iptal ediliyor. Biz bununla ilgili davamızı açtık, itirazlarımızı da iletiyoruz. Hala üzerinde çalışmaya devam ediyoruz. Artı bir de maaşımızdan, almış olduğumuz maaştan kesinti var. Yani aslında gebelerin anayasal hakkıdır, hastaların anayasal hakkıdır bu. Hekim seçme özgürlüğü vardır. Ama bize mahallenizde size kayıtlı olan gebenin size gelip bildirim yapmaması ya da takiplerine size gelmemesiyle ilgili aile hekimlerine verilmiş olan cezalar var. Bu maaş cezası artı ceza puanı. Bu kişinin kendi tercihidir ve gelmiyordur, saygı gösterilir ama bunun karşılığında bu insana bizim aile hekimlerinin ve aile sağlığı elemanlarının zorunlu tutularak böyle bir performansla cezalandırılmasını biz kabul etmiyoruz. Ki kaldı ki hiçbir dünyadaki hiçbir ülkede aile hekimliği uygulamasında bu tür ceza ve performans kesintisi yok. Ve gerçekten hasta haklarına göre de, anayasaya göre de hastalar kendi hekimini seçmekte özgürler. Bizler bunu SGK ile konuştuk. En azından SGK'nın İngiltere'de olduğu gibi. İngiltere'de çünkü gebeler, anne adayları gebe kaldıkları zaman ilk önce aile hekimlerine gidiyorlar, bir provizyon açılıyor. SGK onların NHS sistemlerini ve ikinci, üçüncü basamakta ve gebelik döneminde yapılacak tahlil ve tetkikler ve ilaçlar için
Onlara bir provizyon açılıyor. Eğer aile hekimliği bu provizyonu açmazsa onlar o ödemeleri yapmak zorunda kalıyorlar. Ceplerinden yapmak zorunda kalıyorlar. Bizim talebimiz de SGK'dan bu yöndeydi. Bununla ilgili görüşmelerde bulunacaktık ama ne yazık ki Fatih Acar, SGK dönemin SGK başkanı görev değişikliği oldu ve bu projede bir noktada takıldı. Aynı şekilde aşıyı reddeden anne babalar da var. Bu da anayasal haktır. Aşıyı reddediyorlar ama aile hekimlerinden bu aşıları yapmaları bekleniyor. Bizim için severek yaptığımız bir işte bu zorunluluğun olması bizi üzüyor. Çünkü biz özveriyle yaklaşıyoruz. Hastaların da bize gelmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bir küçük nokta daha var bu noktada. Şunu ifade edebilirim ki TC numarası olan herkesin Türkiye'de bir aile hekimi var. Evet var ama bazı TC vatandaşı insanlar yurt dışında yaşıyorlar. Ve son dönemde, son bir ay içinde yurt dışında yaşayan bebekler aile hekimlerine, Türkiye'deki adresleri bulunan aile hekimlerine kayıt edildiler. Yani benim aile sağlığı merkezimde hekim arkadaşımızın bir bebeği kaydedildi ve hekimin bu bebeği İsviçre'de yaşıyor. Şimdi İsviçre'nin aşı takvimi bizim ülkemizde eşdeğer değil. Onlardan telefonla bilgi alsanız ve ülkemizin aşı takvimine uygun olarak aşılanması mümkün olmayabiliyor. Kaldı ki İsviçre'de yaşayan bir bebeğin performansa girip her dönemde bebek izlemi ve bebek aşısı yapılmadığı için aile hekimlerinin bir dilekçe verip itiraz etmesi gerekiyor. Çünkü maaşlarından kesiliyor ki bu aynı şekilde aile sağlığı elemanlarının maaştan da kesiliyor. Bu son derece yanlış bir uygulama. Bu gerçekten yolunda giden ve ivme kazanan ve halkın çok memnun olduğu aile hekimliği sisteminin bir şekilde baltalanmasıyla eşdeğer. Ve bunu düşünen, bu uygulama yapan bürokratları ben şahsım adına çok esefle kınıyorum. Çünkü gerçekten mantık dışı bir şey. Yani sizin ülkenizde olmayan bir bebeği ve anne adayını sizin takip etmeniz çok mümkün değil. Hatta konunun tarafı olarak zaten hani işi en iyi bilen meslek örgütü olarak da siz varsınız. Sizinle danışmadan bu tip kararların alınması dediğiniz gibi işi hem zorlaştırıyor hem hekimin bu anlamdaki motivasyonunu ortadan kaldırıyor. Evet, biz de bunu ifade ediyoruz ama niyet olarak aynı yöne bakmadığımızı söyleyeyim. Biz çok iyi niyetliyiz. Halkın sağlığı için uğraşıyoruz ama bazı düzenlemelerde ne yazık ki bizim kadar iyi niyetli olunmadığını net bir şekilde ortaya koyuyoruz. Ya da masa başında bu işin teorisini yapan kişiler uygulamanın pratikte nelere neden olabileceği konusunda yeterince fikir sahibi değiller. Biraz daha şiddetten söz edersek. Evet. Şimdi var olan uygulamada Sağlık Bakanlığı'nın SABİM hattına vatandaş sağlıkla ilgili memnuniyetsizliğini ifade ediyor. Tabii burada da bir başka sıkıntı var. Hata değil, memnuniyetsizlik de şikayet ediliyor. Şimdi her şikayette uygulamaya konulduğu için hekim üzerinde açılan gereksiz soruşturma nedeniyle ciddi bir baskı oluşturulduğuna dair Türk Tabipler Birliği'nin itirazı var. Hı-hı. Son dönemde de hekim intiharları oldu. Hatta İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde intihar eden bir kadın hekimin bu anlamda üst üste soruşturma geçirdiği ve bunun da etkili olduğu düşünülüyor. SABİM konusunda federasyon olarak siz bir başvurunuz oldu mu? Burada bir eleme yapılması gerektiğini düşünüyor musunuz? Kesinlikle bahsetmiş olduğunuz olay bizim Türkiye Büyük Millet Meclisi Sağlık Araştırma Komisyonu'na, Hekimin Şiddet ya da Sağlık Çalışan Şiddet Araştırma Komisyonu'na yapmış olduğumuz ziyaretle eşdeğer aynı tarihlerde oldu. Ve biz çok ciddi olarak SABİM'in yapmış olduğu, SABİM üzerinden hekimlere uygulanan bu baskıyı dile getirdik örnekleriyle. Aslında SABİM 184 hattı. Sağlık çalışanları ve hastalar ve uygulama içindeki diğer bakanlık bürokratları arasındaki iletişim anlamında kullanılan bir merkez. Ama ne yazık ki SABİM şu anda hastalar tarafından şikayet merci olarak kullanılıyor. Ve buraya gelen aslında şikayetlerin tamamı doğru değil. İsim belirtilmeden yapılıyor, olaylar çarpıtılıyor. Ve ne yazık ki SABİM tarafından da hekimlere dönülerek bu olayla ilgili açıklaması istenilen bazı yazılar geliyor. Şimdi yasal olarak baktığımızda 4483 sayılı yasayla şu belirlenmiş. Eğer kamu çalışanı ile ilgili bir şikayet olacaksa bunun yazılı olarak yapılması gerekiyor. Ad, soyad, işte adresi, cep telefonu, TC kimlik numarası, olay ve kendi ıslak imzası olmak gerekiyor. Ve bununla beraber o hekime soruşturma açılabilir. Buradaki yasal düzenlemeyi SABİM ne yazık ki şantlıyor ve yanlış kullanılıyor. Aynı zamanda SABİM'e yapılan şikayetlerle ilgili şunu söyleyebilirim. Ben de SABİM'e şikayet edildim. Niye şikayet edildim? Çünkü hastaların uygunsuz isteklerini geri çevirdiğim için, mevzuat gereği yapamayacağımı ifade ettiğim için şikayet edildim.
bunu şikayet edilmek ve oradan soruşturma gelmesi beni demotive etti açıkçası. Hem hastalara bakış açımı değiştiriyor, hem de mesleğime olan ve bakanlığa olan, bizim arkamızda durması gereken bakanlığımıza olan güvenimizi sarsıyor. Bizim yapmış olduğumuz ankette, aile hekimler arasında yapmış olduğumuz ankette şöyle bir sonuca vardı. Hastalara soruldu, sizler niye hekime şiddet uyguluyorsunuz? Onların ifadesi şu, birçok kalem var ama bizim dikkatimizi çeken şu, hekim istediklerimi yapmadı. %72.8. Hekimler evet. Aynı soruya şu şekilde cevap verirler. Hastaların uygunsuz isteklerini yerine getirmedim. %60.9. İkisi kesişiyor ve grafikte net bir şekilde ortaya konuyor. Yani evet, burada, şu an ekrana da verdi arkadaşlarımız. Evet, burada ana sorun bu. Hastalar hak ve sorumluluklarını bilmiyorlar. Mevzuat harici isteklerde bulunuyorlar, yasal olmayan isteklerde bulunuyorlar ve biz bunu geri çeviriyoruz. Ve bunun karşılığında SABİM'e şikayet oluyor, sözel şiddet oluyor. Burada hastaların hak ve ödevlerinin, sorumluluklarının net bir şekilde ortaya konulması gerekiyor. Bunu ifade edebilirim. Tabii ki bizler arkadaşlarımıza sorduk, sizce neden hastalar şiddete başvurur? Büyük oranda çıkan şey uygulanan politikalardan cesaret almaları. Daha sonra ilk baştaki madde güç kullanarak istediklerini yaptırabilmek ki bu özellikle bayan hekimlere poliklinikte yalnız oldukları zaman daha çok uygulanıyor ve bizim istatistiksel olarak yapmış olduğumuz çalışmada elde ettiğimiz veri erkekler tarafından poliklinikte yalnız oldukları zaman ve orta sosyoekonomik seviyedeki bir erkek tarafından uygulanıyor. %33.1. Buradaki tabii politikalardan cesaret lafının biraz altını dolduralım. Şimdi siyasetçilerin söylemlerinde kullandıkları, hekimlerin parayı sevdiği, çok yüksek ücret aldıkları, bıçak parası aldıkları, işte yeterli para almadıkları zaman hastalarla ilgilenmedikleri gibi söylemlerin çok sık tekrar ediliyor olması sanki hastayla hekimi ayrı taraflardaymış gibi bir duruma soktu ve hastanın algısı bozuldu gibi geliyor kesinlikle. Bana. Kesinlikle. Tam olarak kastettiğimiz bu. Aynı zamanda hekimlerin maaşının yanlı ve yanlış olarak ortaya konulmasını bizi son derece rahatsız ediyor. Evet, geçmiş dönemlerde hekimler gerçekten çok para kazanmış olabilirler. Ama şu anda ülke ortalamasının çok az üstündeyiz ve gerçekten özverili bir iş yapıyoruz. Hiçbir hizmet sunumunda 24 saat hizmet sunumu yok. Şu anda Türkiye'nin neresinde olursanız olun, 24 saat hekime ulaşabilirsiniz. Süreklilik var çünkü. Ve bu kadar özveriyle çalışan, bu kadar yüksek eğitim almış hekimlerin maaşının bu kadar çok konuşulup onların itibarsızlaştırmasını biz asla kabul etmiyoruz. Gerçekten çok önemli ve özverili bir iş yapıyoruz. Peki, kutsal bir görev yapıyoruz. Geçmişte de bu çok konuşuldu. Hatta tam gün çalışan hekimler de açıklamalar yaptı. Çok fazla para kazanan hekimler, hekimlerin tamamını ifade ediyor mu? Geçmişte de kazanan grubun belirli bir oranda, %15-20 gibi bir oranda olduğu hep ifade edilirdi. Tabii tamamı ki bu parayı kazanmadı herhalde. Tabii ki ama işte toplumda oluşan algı çok farklı. Tabii ki her meslek grubuna baktığınızda o meslek grubunun içinde sevilen ve çok ücret alan, çok para kazanan mutlaka meslek mensupları var ama o piramidin içinde ortalarda ve ortanın altında olan insanlar da var. Bu çok güzel bir nokta, çok teşekkür ederim. Aynı zamanda mesela hastaların memnuniyetini ölçmek için bir anket düzenleniyor ki biz federasyon olarak buna son derece tepki gösterdik. Bu ankette şöyle bir soru var. Ya biz bunu kabul edemiyoruz. Hekiminiz sizin istediğinizi yerine getiriyor mu? Bir hastaya sorulabilecek, bakanlık tarafından sorulacak bir soru değil. Yani sizin sunduğunuz hizmeti, evet, konu. Yani bunlar işte uygulanan politikalardan cesaret alınması ile ilgili belki küçük bir anekdot da bu olabilir. İsterseniz ne yapılmalıyla devam edelim. Şiddet önlemek için neler yapılmalı? Sizin anket sonucunda çıkan sonuçlar da var. Evet. Arkadaşlarımız onu da tam ekran verebilirlerse onları da başlık başlık isterseniz gidelim. Evet, mutlaka saldırganlara ağır cezalar verilmesi. Bu anket çalışmasında hekim arkadaşlarımızın ortaya koyduğu bir veri. Mutlaka ağır ceza vermeli. Uygunsuz istek yapan kişilere de mutlaka bir şekilde yakınlama ya yaptığıyla ilgili, yaptığın yanlış olduğuyla ilgili bir bilgi verilmeli. Sebebi anlayıp arayıp işte ben anneannemin ilacını kendi üzerime yazdırmak istedim ama yazmadı hekim deyip şikayet edenler var, bize dönüyor SABİM. Hani niye böyle yaptınız? Ya SABİM de oturan kişinin o arayan kişiye şunu söylemesi bile çok yeterli şiddeti engellemek için. Hekiminiz doğru bir şey yapmış, bu yasal olarak suçtur ve yapılması mümkün değildir deyip telefonda arayan kişiye bunu ifade etmesi bile bizim için çok önemli. Evet, ama ne yazık ki bunu bile yapmıyorlar. Ya da bu konuda yeterince bilgi sahibi değiller, inisiyatif almıyorlar. Değiller tabii ki. Sağlık Bakanlığı'nın ve diğer kurumların
diğer yöneticilerin bizde destek olmasını çok önemsiyoruz. Biz arkamızda güçlü bir Sağlık Bakanlığı ve güçlü bir duruş bekliyoruz. Bu hakikaten hekimlerin yapmış olduğu özverili çalışmanın bir karşılığıdır diye düşünüyoruz. Onun dışında SABİM 184 şikayet hattı iptal edilmelidir. O da yüksek bir oran aldı. Bir de özellikle medyada çıkan haberler ve özellikle bazı dizilerdeki haberler bizi çok rahatsız ediyor. Bazı dizilerdeki olaylar. Örneğin bir dizide işte hekime silah çekilerek bu hasta ölürse sen de ölürsün doktor. Ya da işte bir hekimin kapısını çalıp evde hastan var silahla gelip bakacaksın gelmezsen vururum gibi bazı hatırladığımız sahneler var. Bunlar tabii ki şiddetin hekime olan bu muamelenin normalleşmesini halk bazında doğru algılanamamasını sağlıyor. Gerçeklikten kopmalar sağlıyor ve bunlar bir süre sonra önce sözel şiddetle karşılık bulamadığı, ceza olarak karşılık bulamadığı zamanda fiziksel şiddete dönen süreci yaşatıyor. Biz de istiyoruz ki medyada bu tür haberler hekimi rencide eden, halkla hekim arasına girecek, itibarsızlaşacak ve sorun çıkaracak haberler yer almasın. Daha çok bizlerde de bu sahneler yer almasın. Biz daha çok sevgi ve saygının, bu yapmış olduğumuz pozitif işlemlerin, hastalara sunmuş olduğumuz hizmetin ve onların bize yapmış olduğu hoşgörünün ya da karşılığında vermiş olduğu pozitif geri bildirimin ön plana çıkartılmasını istiyoruz. Tabii ki her hastamız bize şiddet uygulamıyor. Bize evinden pasta, börek, çörek getiren, teşekkür etmeye gelen, tedavini çok güzel yaptığınız zaman geri dönüp ya çok teşekkür ederim bu sorunu çözemiyordum diyen hastalarımız var. Hatta ben hiç unutmuyorum. Çocuğunu okula, üniversite sınavı zamanı için okula göndermek istemeyen ve okulun da bize yönlendirdiği, öğretmenlerin yanlış bir şekilde bize yönlendirdiği bir öğrenciye rapor vermek istemediğimi söylemiştim. Ufak bir aramızda olumsuz görüşme de geçti. Bir hafta sonra beyefendi geldi, hemşiremle oturuyorum. Doktor bey bir şey söylemek istiyorum dedi. Ben dedi yaptığımın yanlış olduğunun farkındayım. O gün sizi üzdüm dedi, özür dilerim dedi. Ya ben diyecek bir şey bulamadım. Evet. Ama burada yönlendirmelerde özellikle sınav döneminde öğrencilerin öğretmenler tarafından bize yönlendirmesi sahte rapor için çok bizim canımızı acıtıyor. Buradan Milli Eğitim Bakanlığı'na da seslenmek istiyorum. Lütfen üniversite ve lise sınavlarına girecek olan öğrencileri, öğretmenler, okullar hekimlere yönlendirmesin. Rapor alın gelmeyin evde ders çalışın diye yönlendirmesin. Çünkü bu bizim mevzuatımıza göre yasal olarak suç hastaya yanlış bir şekilde sahte rapor vermeye giriyor ve mesleğimizi elimizden alacak kadar ciddi bir suç. Lütfen Milli Eğitim Bakanlığı aile hekimlerine ve diğer hekimlere bu şekilde yönlendirme yapmasın. Biz bunu rica ediyoruz. Çünkü önümüzde sınav var Haziran'da. Bu Mayıs ayında çok ciddi olarak sıkıntılar yaşayacağız ve bahsetmiş olduğumuz sözel şiddet içinde aile sağlığı merkezleri içinde birebir yaşanacak. Evet. Bir risk faktörü Milli Eğitim Bakanlığı'nı bu konudaki risk faktörünü ortadan kaldırılması için bir uyarıda bulunuyorsunuz. Programımızın sonuna geldik. Eklemek istediğiniz bir cümleniz varsa alayım. Bizler her zaman hastaların yanındayız. Aile hekimliğini gerektiği gibi yapmak istiyoruz ve bu ülke insanının hızla yaşlanırken yanında olmak istiyoruz ve sağlıklı yaşlanmasını sağlamaya çalışıyoruz. En çok sizi göreceğiz çünkü evet, yaşlanırken. Bu konuda bizim yazmış olduğumuz reçete sayısını dile getiren bürokratlara, aile hekimlerinin sadece muayene yaptığını söyleyen bürokratlara da selam iletmek istiyorum. Unutmayalım ki İngiltere'de NHS 100 yıldır bu işi yapıyor, aile hekimliği sistemini yapıyor ve orada İngiltere'nin sağlık harcamalarının %75'i birinci basamak üzerinden finanse ediliyor. Yani bir ödemesi birinci basamağın yapılıyor. İngiltere'de ikinci, üçüncü basamağın sağlık harcamalarının almış olduğu pay %15 ve dünyaya örnek olan bir sistem kurmuşlar. Biraz önce bahsetmiş olduğum diyabet hastalarının hemoglobin A1C kontrolünün 7.1'in altına çekilmesi, lipid profilinin kontrol altına alınması, tansiyonun kontrol altına alınması pozitif performans. Bizler diğer ülkelerin olumlu özelliklerini Türkiye'ye alınarak bizim aile hekimliği, bize özgü aile hekimliğinin bu olumlu özellikler üzerinden ilerlemesini istiyoruz. Oluşan bu güzel havanın bozulmasını, ufak hesaplarla bozulmasını da asla izin vermeyeceğimizi iletmek istiyoruz. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Gerçekten önemli bir mesaj ilettiniz. Hastasının kan şekeri kontrolünü, yüksek tansiyon kontrolünü iyi takip eden ve olası başka türlü organ hasarına kadar gidebilecek bu kronik sağlık sorunlarını iyi yöneten hekimlerin de pozitif performans olarak desteklenmesi gerekiyor dediniz. Herhalde sistemin
en önemli uygulanması gereken başlıklarından birisi de bu oldu. Çok teşekkürler bizimle birlikte olduğunuz için. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sevgili izleyiciler, çok sık ziyaret ettiğimiz aile hekimlerinin yaşadıkları sorunları, uygulamada ortaya çıkan problemleri, sağlık sisteminden beklentilerini, yaşadıkları şiddetin ortadan kalkması için neler yapılması gerektiğini Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Başkanı Sayın Doktor Murat Girginer'le konuştuk. Mesajlarını çok kısa hatırlatacağım, bizi izlediniz ama bizden yasal olmayan isteklerde bulunmasınlar diye altını çizdi Doktor Murat Girginer. Sınavlar var, bizden öğretmenler sahte rapor alınması konusunda bir talepte bulunulmasın, aileler bize yönlendirilmesin dedi. Olası bir özlük hakları ile ilgili olumsuz olması ihtimali olan bir gelişmeden söz etti. Bizim hekim baktığımız hasta başına ödeme yapılmasını dedi, kesinlikle istemiyoruz. Bu bizim çalışmamızı aşağı çeker dedi. Ve sistem içindeki her türlü nöbet gibi angaryanın aile hekimleri üzerinden yürütülmemesi gerektiğini vurguladı. Ve vatandaşlardan da biraz daha fazla anlayış beklediklerini söyledi. Yarın yine önemli bir konu ve konukla tekrar birlikte olacağız. Sağlıkla kalın.